geldi yardım çağrısı. Sen hep sakin ve hızlı, başın derde girince söylemen yeterseme. Çekilin geldi itfaiyeci kahramanımız, itfaiyeci yolları açın, katılın siz de SM'e. Elvis hareketi. Ben aslında genç bir itfaiyeciyken kendimize ait bir sloganımız vardı. Bu slogan neydi biliyor musun Critlington? Ne olduğunu sana söyleyeyim. Her zaman harekete hazır. Her zaman harekete hazır mı? Acil durumlar için her zaman hazır ve hareket halinde. Çabuk karar verebilecek kadar hazırlıklı olmak anlamında. Aa, anlıyorum. Şunu sakın unutma, bir itfaiyeci her zaman hazır olmak durumunda. Pekala, şimdi çay yapma sırası kimde bakalım söyleyin. Ben su ısıtıcısını çalıştırırım. Evet, aferin sana. Yerleri sil, tertemiz yap. Eğlenmekten de vazgeçme. Yerleri... Elvis! Bacağım! Bacağım! Olamaz. Seni hemen hastaneye götürsek iyi olacak Elvis. Görüntü yine karıncalandı baba. Bu haldeyken izleyemeyiz. Yeni televizyon almamız gerek baba. Hayır hayır, yalnızca anten yüzünden. Her şeyi bana bırak tatlım. Hemen çatıya çıkıp anteni şipşak düzelteceğim. Yavaş ol Elvis. Bir şapşal gibi hissediyorum sen. Bu haldeyken nasıl her zaman harekete hazır olmayı umuyorsun acaba Clinton? Üzgünüm itfaiye memuru Steel. Pekala, bir kişi eksiltiğine göre senin bütün görevlerini üzerime almak zorundayım. En azından bu sana iş nasıl yapılırmış izleme fırsatı vermiş olacak. Neşelen Elvis. Daha kötü de olabilirdi. Nasıl daha kötü olabilir ki? Başı dertte olan insanlara yardım etmem gerekiyordu. Bu halde kime nasıl yardım edebilirim ki? Belki de itfaiyecilik bana göre değildir. Bu işimizi görecektir. Kabul etmeliyim ki hiç de fena iş çıkartmadım. İmdat! Hemen itfaiyeci Sam'i çağırmam gerek. Mike Flood evinin çatısında asılı kalmış. Flood'ların evinde çatıda mahsur kalan biri var çocuklar. Clinton, sen burada kalıp kumanda masasını kontrol et. Sen merkeze kalırken ben göreve giderim. Venüs'ü ben alırım. Beni izleyin çocuklar. Tamam efendim. İşte kaskınız efendim. Evet, doğru. Tabii. Marketin içinde top oynamak konusunda sana ne söylemiştim Norman? Ama anne! Daha şimdiden brokollerimi dağıtıp turplarımı paramparça ettin. Hadi gidip parkta oyna. Tamam anne. Çabuk olun. Daha ne kadar dayanabilir bilmiyorum. Telaşlanmanıza gerek yok bayanlar. Artık emin ellerdesiniz. Bu tür konularda yılların getirdiği bir deneyime sahibim ben. Harekete hazırım. Bu benim için söylenmiş. Artık marka indirmeye başlamamız gerekmiyor mu efendim? Ne? Evet. Kesinlikle. İtfaiye merdivenini yükseltmeye başla Penny. Önce Jüpiter'i sabitlememiz gerekmiyor mu efendim? Evet. Hemen sabitleyin. İşte bu harika. Ne? Ne? Olamaz. Kafam buraya sıkıştı. İmdat! Kimse yok mu? Yardım edin bana lütfen. İmdat! Biraz sola. Sağa doğru.
Yukarı gelip yardım edeyim mi Sam? Gayet iyi idare edebiliyorum. Teşekkür ederim efendim. Sakın endişelenme Mike. Seni köz açıp kapayıncaya kadar aşağı indirmiş oluruz. Nedense bu bana yıllar önce bir ağacın tepesinde mahsur kalan koyunu kurtardığım günü hatırlattı. Evet. Buradan geçiyordum ve onu işte bu halde gördüm. Oh, kafanı hafifçe sağa sola çevirip çıkaramaz mısın canım? Daha önce denedim anne. Sorun kulakları. Oh Norman, başın motosiklete binmiş bir maymundan daha büyük dertte. Bana kalırsa itfaiyeci Seb'i çağırma vaktimiz geldi. Evet, elbette bugün de kalın yeleğimi üstüme giymeyi unutmadım. Kapatmam gerek anne. Norman kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış. Biraz daha dayan Mike. Sakin ol, az telaş çok hız. Bu işi hemen halledeceğiz. Neler oluyor? Bir acil durum daha mı? Bir çocuk kafasını parmaklıklara mı sıkıştırmış? Merak etmeyin, bu olayı tek başıma halledebilirim. Tabii burada kalmam gerekiyorsa... Hayır, siz gidin efendim. Biz burayı halledebiliriz. Babam kurtuldu, yaşasın. Teşekkür ederim Sam. Sağ ol Sam. Aşağı inmeden önce şu anteni yerine takma işini bitirebilir miyim acaba? Bırakın da geçeyim. Buna biraz yer açın lütfen. Norman Price. Tahmin etmiştim. Merhaba itfaiye memuru Steel. Lütfen oğluma yardım edin. Sizce onu oradan kurtarabilecek misiniz? Geri çekilin biraz. Bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Olamaz. Hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. It's been a bad, bad day from the moment I awoke. I lost my hat, tripped over my cat, and then my leg got broke. Ne? İtfaiye memuru Steel de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama Sam'le beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Bakın. Bu Elvis. Creddington mı? Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. En sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor, bana büyük penseyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Tamam Elvis. Önce kadınlar ve çocuklar. Benim küçük bebeğim. Oradan kurtuldum. Şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Evet harika. İşte bu kadar. Evet. Bu olay ikimizin arasında kalsın. Olur mu Crittington? Anlaşıldı itfaiye memuru Steel. Her şey yolunda mı? Evet. Her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. İtfaiyeci Crittington. Her zaman harekete geçmeye hazır Sam. Bacağı kırık olsa bile. Geldi yardım çağrısı. Sam hep sakin ve hızlı. Başın derde girince söylemen yeterse me. Çekilin geldi itfaiyeci
kahramanımız. İtfaiyeci, yolları açın. Katılın siz de.